Öğle yemeği sonrası akademik çalışmaları başlatmak her zaman zor olur. Bu zor görevi üstlenerek ikinci oturumu açıyorum. İkinci oturum vatandaşlık hukukunda güncel gelişmeleri konu alıyor. Değerli genç meslektaşlarımızla, çok değerli Bilge hocamla konuyu toparlayacağız bu oturumda. İlk oturumdaki dikkatin, ilginin dağılmayacağını ümit ediyoruz. Ben sayın konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. İlk olarak aradan önce sayın yardımcı doçent doktor Nimet Özbek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden, çok değerli kürsüdaşım, kürsüdaş kelimesi, sözcüğü bana hocamdan miras. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sayın Sedat, yardımcı doçent doktor Sedat Sirmen ve Eskişehir'den sevgili konuğumuz yardımcı doçent doktor, Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor sayın Mesut Aygün'ü davet ediyorum. Bilgisayarla ilgili teşekkür ediyorum hocamıza bir yardımcı olursak. Vatandaşlık hukukunun çeşitli yönlerini ele alacağız. Uluslararası boyutunu da insan hakları bağlamında ele almış olacağız. Vatansızlık statüsü ki Türk hukukunda belki biraz az tartışılmıştır. Onu da ele alacağız. Ve yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu yönetmelikle kanun arasındaki ilişkilerin tekrar ele alınması ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü kanunda getirilen bir takım hükümlerle yönetmelik arasında, daha sonra tabii çıkan yönetmelik arasında bazı tereddütlü noktalar, uyumsuzluklar var. Her üç yönüyle de gayet yetkin sunuşlar yapılacağına inanıyorum. Bir aramız olacak. Eğer sürelere tam riayet edebilirsek saat 3'te bitirebileceğiz. Gerçi biraz geç başladık ama ben yine de çok değerli hocalarımdan mümkün olduğu kadar özetlemelerini istirham ediyorum. Aradan sonra Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden çok değerli meslektaşım Profesör Doktor Bilge Tanrıbilir hocamız da sentez niteliğinde bir değerlendirme yapacak ve onunla bitireceğiz tartışma faslından sonra tabii. Programda küçük bir değişiklik yaptık. Sedat Sirmen hocamızla başlayacaktık. Nimet Özbek hocamızla konuştuk. Kendisinin sunuşu Türk hukuku açısından daha genel bir bakış sunacak diye düşündük ve genel bakışla başlayıp genelden özele gidiyoruz. Buyurun hocam, söz sizde. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, saygıdeğer Rana hocam ve ailesi, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu, netekim bu önemli bir günde bu sempozyumun düzenleyicisi ablam, hocam ve aynı zamanda bölüm başkanı Profesör Esra Derden Kibar'a ve kardeşim, arkadaşım, kürsüdaşım Doktor Barış Teksoy'a teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Benim sunumum kanunilik ilkesi karşısında 5901 sayılı TVK yönetmeliği. Şunu unutuyorum. Kanunilik ilkesini hatırlayalım. Anayasanın 66. maddesinin 3. fıkrasında der ki vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. TVK yönetmeliğinde, 5901 sayılı TVK yönetmeliğinde benim tespit edebildiğim ihtirazi kayıtla
yani Rono Hocam'ın karşısında böyle dememem gerekiyor. Çekinceyle söylemek isterim ki benim tespit edebildiğim hükümler bunlar kuşkusuz yönetmelik iyice incelendiğinde başka hükümlerle de karşılaşılacaktır. Kanunilik ilkesine aykırı olarak tespit edilebilecek. Türk vatandaşlığının genel yolla kazanılmasında aranan ikamet şartı bakımından kanunun 13 yerinde geçen besmelesi milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmemek şartı ve Türk vatandaşının evlenme yoluyla kazanılmasında aranan gerçek evlilik ve evliliğin butlamı konularında ki hükümleri anayasanın 66. maddesinin 3. fıkrasına aykırılık teşkil edecek nitelikte. Yönetmeliğin 71. maddesinin Ç bendinde yasal olmakla birlikte Türkiye'de yerleşme niyetini göstermeyen sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkereleriyle Türkiye'de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez deniliyor. Daha sonra hani ne kadar dönersek o kadar kârdır şeklinde geçerli ikamet, geçersiz ikamet ayrımını ortadan kaldırabilmek amacıyla yumuşatıcı bir hüküm de getirilmiş. Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleriyle Türkiye'de bulunan kişilerin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır deniliyor. Türk vatandaşının olağan yolla, genel yolla kazanılmasında, olağan tersikle kazanılmasında yerine getirilmesi en güç şartlardan bir tanesi 5 yıl kesintisiz Türkiye'de ikamet etmek şartı. Bir diğer şart da Türkiye'de yerleşme niyetinde olduğunu göstermesi. Ama burada her iki hükümün kümülatif olarak uygulandığını ve ikamet bakımından da bunun geçerli kabul edildiğini görüyoruz. Yine yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrasının C bendinde yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte zaten yasal olmayanlar hiç hesaba katılmıyor. Yerleşme niyetini göstermeyen deniliyor ve yine sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan kişilerin başvurusu kabul edilmez. Daha hiç şartların yerine getirilip getirilmediği takdir edilmeksizin daha baştan bu haktan esirgendiğini görüyoruz. 11. madde 5901 sayılı vatandaşlık kanunu 11. maddesinde ilgili başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl ikamet etmiş olmalıdır deniliyor. Peki nasıl olacak bu? Bir yabancı için ikamet Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye'de oturmaktır. Yeni kanun eski kanundaki medeni kanuna göre ikametgah tesis etmiş olmamaya bağlı ayrımı ortadan kaldırmış durumda. Hem yerleşme niyetiyle ikameti araması hem de geçerli ikamet, geçersiz ikamet ayrımı yapmış olmasının doğal sonucu nedir? Doğal sonucu şu, yabancı öğrenciler Türk vatandaşı olamıyorlar. Türkiye'de öğrenimine devam etmekte olan birçok binlerce yabancı öğrenci bulunuyor. Bu öğrenciler öğrenim amaçlı ikamet tezkereleriyle, eski kanunun deyimiyle Türkiye'de ikamet ediyorlar. Geriye onlar için olağanüstü tersik ve evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma yolları kalıyor. Olağanüstü tersik de kanunda yalnızca belirli kişilere tanınmış bir olanak. Hani Türkiye'de bulunan yabancı öğrencileri evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmaya zorlamak ise hem kanunun amacına hem evlenme yoluyla kazanmanın amacına aykırılık teşkil edecek nitelikte. Kanunun 13 yönetmeliğin 13 yerinde geçen milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmemek şartı bakımından anayasadaki belirtilen ifadeyle uzun uzun suçlar tanımlanmış
Ve işte affa uğramış olsa dahi 6 aydan fazla hapis cezası alanlar Türk vatandaşlığını kazanamaz deniliyor. Fakat bu konuda nerede genel yolla kazanmada, ayrıksı yolla kazanmada, evlenme yoluyla ve evlat edinme yoluyla ve yeniden Türk vatandaşlığının kazanılmasını aranan şart bakımından yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrası ve 26. maddesinin 1. fıkrasında herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olanların başvurusu kabul edilmez deniliyor. Burada suçun niteliği bakımından herhangi bir ayrım yapılmış değil. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı. Ah, hayır, ben devam edemeyeceğim. Çok özür dilerim. Hocamızla ilgileniliyor. Hemşire olan bir memurumuz var, hemşire kökenli. O çağrıldı. Kendisi daha iyi olduğunu söyledi. Ben devam etmek istiyorum. Sedat Hocam, sizinle devam edelim. Umarım hocamız da iyi olur ve tamamlar benim çok değerli bulduğum sunuşunu. Hocamız, Sedat Hocamız çok farklı alanlarda çalışmalar yürütmüş bir genç araştırmacımız, meslektaşımız. Kendisi vatandaşlık konusunu uluslararası boyutuyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında inceleyecek. Sunuşunu zevkle dinliyoruz. Buyurunuz hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi tabii aklımız bir yandan Nimet Hocamız da, umarım toparlanacaktır kendisi. Öncelikle çok muhterem Rono Hocamızın onuruna düzenlenen bu sempozyuma beni davet etme onurunu bana yaşattığınız için Esra Hocama ve kardeşim Barış Teksoy'a çok çok teşekkür ediyorum. Benim konum pardon, benim gittiğimmiş. Bu Windows 8 mi? Geldi mi? Benim konum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türk vatandaşlık hukukuna etkisi. Düzeltiyorum, vatandaşlık hukukuna etkisi. Aslında Türk vatandaşlık hukuku belki de Türkiye'de pek ilgisi olmayan bir konu olarak aldım. Bu konuyu aslında hocamızın da söylediği gibi ben çok farklı alanlara çalışırken ilk önce hava araçlarının tabiyeti konusunu önermiştim bu sempozyum için. Fakat daha sonra ben de bu önerimden sonra düşündüm. Sempozyumun diğer başlıklarıyla uygun olmayacak, insicamı bozacak diye. Dolayısıyla daha sonra Rono Hocamı düşündüm. Rono Hocamın insan hakları ve vatandaşlık hukukuyla ilgili bir makalesi vardı. 2000 yılında Yapı Kredi yayınlarından çıkan insan hakları kitabı içerisinde. Ve tabii kitabında da ve diğer makaleleri de söz konusudur. Ve vatandaşlık hukukunu insan haklarıyla bağdaştıran, her ne kadar Avrupa bu konuda biraz geç kaldıysa da Rono Hoca Avrupa'nın da önünde gitmiş bir hocamızdır. Belki de Avrupa'ya yol gösteren bir hocamızdı. Bunu çok rahat söyleyebilirim ve bu çok mübalağa da olmaz. Çünkü şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını size arz ettiğimde göreceksiniz ki insan hakları konusunda daha hala tam olarak sınıfı geçememiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Dolayısıyla dedim ki ben bu konuyu biraz araştırayım. Umarım size layık olmaya çalışırım bu konuda. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesini düzenlenmiş. Şimdi biz
Avrupa uluslararası sözleşmelere baktığımızda aslında vatandaşlık hukukuyla ilgili pek çok sözleşme var. Hatta çok yeni bir zamanda Türkiye'de 1954 tarihli sözleşmeye taraf oldu ve belki de bir daha sonra çok değerli Nimet hocamızla Barış hocamızın çok keyifle okuduğum makalesi 1961 tarihli sözleşmeye de belki taraf olacak. Onların makalesi de onlara yol göstermiş olacak. Türkiye'ye yol göstermiş olacak. Çok değerli bir makale. Uluslararası kısmı vatandaşlık hukukunun yavaş yavaş aslında bir anlamda dikkate alınmaya başladı. Ama bu 1940'larda 49'da da dikkate alınmıştı. Fakat Rona hocamızın o makalesinde çok hoş söylüyor. Biraz gerçeklikten uzak bir düşünce. Tabii herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır ama bir insan hakkı olarak bunu kabul edilmesi, hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz. Ama tabii bu beyanname en azından insan hakkı olarak da vatandaşlık hakkının var olduğunu ortaya koymuştur. Daha sonra bu konuda pek çok sözleşme hazırlanmıştır. Mesut Hocam büyük bir ihtimalle anlatacaktır. Vatansızın önlenmesine ilişkin olarak pek çok sözleşme, mülteci hukukuna ilişkin 1951 tarihli sözleşme bunları düzenlemiştir. Yavaş yavaş uluslararası hukuk içerisinde yer almıştır. Bizim olmadığımız Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi gene bu konuya değinmiştir. Ancak bütün bu çalışmalar hala tam olarak tabiyeti bir insan hakkı konusundan ziyade devletlerin mahfuz yetkisine atıf yapan bir konu olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla her ne kadar uluslararası hukukta bu düzenlemeler olsa da bir tırnak için domestic law bunu düzenler. Yani biz bu konuda gene de devletlerin takdirine pek de karışamayız. Aslında değil tabii ki hukuki denetim var ama aslında kendi içinde de bir anlamda çok da karışılmaz devletlerin işine diyen bir anlayışta hakim vatandaşlık hukukunda. Şimdi bu çalışmalar içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi niçin önemlidir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu beyannamenin bu hükmünü bir hukuk sistemi, yani tekemmül etmeye yakın bir hukuk sistemi olarak en azından yaptırıma bağlayabilecektir. Yani siz bunu bir insan hakkı olarak kabul ederseniz devletlere en azından, bakın insan haklarına aykırı hareket ederseniz sizi cezalandırırım, yaptırım koyabilirim, ihlal kararı veririm demiştir. Onun için İnsan Hakları Mahkemesi bu bakımdan önemlidir. Fakat İnsan Hakları Mahkemesi de bu önemini son yıllarda farkına varmıştır. Şimdi isterseniz İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına bakacağız. İlk kararlar henüz daha mahkeme olmadan önce komisyon aşamasında Avusturya X derken bu kararın kimle kim olduğu arasında olduğunu bilemedim. Onun için X diyorum. Kabul edilmezlik kararı veriyor. İlk olarak 1972 tarihinde. Yine K ve W ailesi dediğimiz Hollanda aleyhine açmış olduğu bir davada yine kabul edilmezlik kararı veriyor. Davanın çok içeriğine girmiyorum çünkü daha farklı mahkeme kararları da var. Onları daha ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Süremi rahat etmek amacıyla. Bunu niçin verdim? İşte 1972 ve 75 tarihli kararlarda diyor ki vatandaşlık uluslararası hukuk içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu ama bir insan hakkı olarak düzenlenmemiştir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tırnak içinde rasyona materi, yani konu bakımından yetkisine girmez. Konu bakımından yetkisizdir. Çünkü İnsan Hakları Sözleşmesi'nde vatandaşlık hukuku, vatandaşlık hakkı, vatandaşlığın reddi veyahut da vatandaşlığın keyfi biçimde sona erdirilmesi veyahut da herkesin bir vatandaşı olma hakkı düzenlenmemiştir. Dolayısıyla ben daha henüz bunun bu konuda rasyona materi bir uygulama yaparak kabul edilmezlik kararı veririm demiştir. İlk kararları bu şekildedir. Daha sonra kabul edilebilirlik kararları başlamıştır.
1999 tarihinde verilen kabul edilebilirlik kararı. Burada davacı Finlandiya'da doğduğunu, bu ülkede doğan çocuğun vatansız kalma ihtimali vardır. Onun için Finlandiya vatandaşlığı kazanması gerekmektedir. Bizim şu anda 8. maddede böyle bir hükmü var ama o zaman Finlandiya bu hükmü, yani jus soli, bir herkesin bir vatandaşı olması ilkesidir, aman biz bunu koruyalım, jus soli'yi de tanıtalım kanunlarımıza dememiş. Bunu da Karasev Finlandiya'ya dava açmış. Fakat dava sırasında başvuran Rus vatandaşlığı kazandığı ortaya çıkınca mahkeme, evet burada ihlal yoktur. İhlali de nereden arıyor? Kural olarak 8. madde, yani özel hayatın ve aile hayatının korunması maddesi. Buna bağlı olarak 14. madde, yani eşit davranma ilkesine aykırı olup olmadığı meselelerinden inceliyor. Burada demiştir ki bu çok önemli bir dava, çünkü burada kabul edilebilirlik kararı veriyor. Evet, buradaki özellikle önemli olan nokta, yaşayan diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yaşayan bir hukuk enstrümanıdır. Yani tamam, çok geride kalmıştır, protokollerle biraz zenginleştirilmiştir ama bugün günümüzde çok daha farklı haklar da vardır, ama biz bu konuda farklı hakları da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşayan bir enstrümanı olarak kendi orada düzenlemiş, korumuş olduğu haklar bakımından inceleyebiliriz demiştir. Bu bağlamda kabul edilebilirlik kararı vermiştir. Ancak Finlandiya vatandaşı olmasa da olur, bu insan haklarına aykırı bir durum değildir diyerek Karasev'de ihlal kararı vermemiştir. Yine Slivenko-Letonya davası 2003'te 9 Ekim 2003'te verilmiş. Burada da kısaca bu davalar Letonya aleyhine pek çok bağımsız Rusya, daha doğrusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra karşımıza çıkıyor. Kusura bakmayın, çünkü burada genellikle Slivenko bir bağımsız devlet topluluğu, yani Letonya'nın o zaman vatandaşlığı yok. Fakat ben ex-Sovyet vatandaşıyım, dolayısıyla aynı zamanda Letonya vatandaşıyım diyerek başvuruyor. Diyorlar ki Letonya vatandaşı olmak için biz artık bağımsızlığımı ilan ettik, 93'lü bir vatandaşlık kanunu hazırladık. Ancak diyorlar biz ex-Sovyetlere daimi kalma izni, daimi ikamet izni veririz, ancak şeyi vermeyiz, vatandaşlığı vermeyiz diyorlar. Mahkemede doğru, Letonya'nın bu tutumu doğrudur diyor. Orada da tabiat hukukunda mesela domestik hukuk, yani iç hukukun düzenlemeleri dikkate alınmalıdır diyor. Yani mahkemede hala da insan hakları konusunda biraz devletin karşısında önünü ilikleyerek hareket ediyor diyebiliriz bu konuda. Bak, burada şey var. Bu ilginç bir karar. Riner Bulgaristan, burada da mahkemeye diyor ki ben Bulgar vatandaşlığından ayrılmak istiyorum. Fakat bana izin vermiyorsun. Bulgaristan'da diyor ki sen yaklaşık 100 bin 150 bin euroluk bir vergi borcun var. Dolayısıyla ben de senin çıkmana izin vermiyorum diyor. Kişi diyor ki ben artık Bulgaristan kimliğine bakmak suretiyle çok ciddi anlamda psikolojik bir travma geçiriyor. Mahkemeye bunu sunmuş. Dolayısıyla Bulgaristan'dan nefret ediyorum ve bu devletin vatandaşlığından çıkmak istiyorum diyor. Hükümet de savunmasında nefret edebilirsin ama vergini öde diyor. Vergini ödemedikçe çıkamazsın diyor. Mahkemede diyor ki sen vatandaşlıktan çıksan da ol, çıkmasan da bu vergiyi ödemek zorunda olduğuna göre senin mesela vergisini vermediği için aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı da konmuş. Senin mesela yurt dışına çıkmakla ilgili aynı zamanda bir başka devlet vatandaşlığını da kazanmış Riner. Dolayısıyla senin derdin çıkma izniyle ilgili değil. Dolayısıyla herkes dilediği gibi bir vatandaşlığını değiştirme hakkı uluslararası insan hakları evrensel beyannamede düzenlenmiş ama
seninki bu kapsam içerisine girmiyor diyerek gene ihlal kararı vermemiştir. Burada da ilginç bir, sanıyorum 5 dakikam kaldı değil mi? Evet, 5 dakikam kaldı. İlginç bir dava. Burada da Macaristan vatandaşının kendi istekleri kazandıkları için Slovakya vatandaşlığından alıkonuyorlar. Fakat ilginç tarafı, anayasa, Slovak anayasası diyor ki hiç kimse kendi iradesi olmaksızın Slovak vatandaşına ayrılamaz. Kanunda da diyor ki kendisi kendi izin almaksızın başka bir devlet vatandaşlığını kazananlar otomatikman vatandaşlıktan ayrılmışlardı. Bunlar vatandaşlıktan ayrıldıklarını da bilmiyorlar. Feyerler ve Dominik diyorlar ki ben bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanacaktım. Bana bilgi gelmedi. Polis de diyor ki onun üzerine siz çoktan Slovak vatandaşlığından ayrıldınız. Kimlik kartlarınız ve pasaportunuzu iade edin diyor. O zaman diyor siz diyor resmi bir yazı verin. Hayır diyor, resmi yazıya gerek yok. Siz diyor otomatikman başka bir devlet vatandaşlığını kazandığınız anda vatandaşlığınız sona erer diyerek Avrupa Birliği ülkesi olduğu için kalma iznine sahipler Slovakya'da, ama onun dışında vatandaşlıklar ortadan kalkıyor, tescilden siliniyor, oy kullanma hakları ortadan kalkıyor ve bunların kalktığını bilmiyorlar. Yani vatandaşlık ortadan kalktığını kendileri bilmeden vatandaşlıkları ortadan kalkıyor, ama bu konuda da mahkeme 8. maddeye aykırılık yok, çünkü diyor Avrupa Birliği'nde istediğiniz yerde oturup kalabilirsiniz, bu sizi engellemez diyor. Bu çok önemli bir karar. Bu kararla ilgili olarak da İlki Göçmen hocamızın son kitabında harika yazdığı kendisi Cenoviz ve Malta davasını inceledi. Çünkü bu aykırılık var burada. Hele sonunda bir aykırılık kararı çıktı. Onun için zaten mavi ile işaretledim. Sarı değil şeyimiz. Burada Cenoviz annesi İngiliz vatandaşı, babası Malta vatandaşı, fakat evlilik dışı doğmuş. Annesi ve babası İskoçya'da dava açıyor. İskoçya'da mahkeme karar veriyor. Babası Genovese'in babası Bay G dir diyerek. Bu ben Genovese. Öbürü Bay G olarak geçiyor. Bay G'dir diyor. Fakat Bay G hiç çocuğu tanımak istemiyor. Daha sonra Malta'da da dava açıyor, babalık davası. Malta'da da doğru Bay G'dir diyor, tabii DNA'ları çıkınca. Fakat diyor ki Malta vatandaşı olamazsınız. Niye olamazsınız? Çünkü diyor evlilik dışında olursa anası Malta vatandaşıysa Malta vatandaşı olabilir diyor. 2007'de de değişiklik yapmışlar. Ancak diyor belki diyor orada mahkeme Allah'tan onu dikkate almamış. Aslında hükümet diyor ki 2007 değişikliğine göre Genovese'in dedeleri Malta'da doğmuş. Orada geçici bir hüküm var. Daha doğrusu 5. maddenin A fıkrası. İsterlerse dedelerine ve anneannelerine bağlı olarak Malta vatandaşı, pardon, babaannelerine bağlı olarak Malta vatandaşı olabilir diyor. Fakat bunu gururuna yediremiyor. Aynen mahkeme kararında aynen bu şekilde geçmiş. Gururuna yediremiyor ve dava açıyor. İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyor. Çünkü önce Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi de bu ihlali görmüyor, Malta Anayasa Mahkemesi. İnsan Hakları Mahkemesi ilginçtir. Kişinin özel hayatı üzerinde onun sosyal kimliğini de kapsayabilen bir etkisi olduğu için 8. maddeye aykırılık söz konusudur. Dolayısıyla eşit işlemde borcuna aykırıdır. Çünkü sahih nesepli, gayri sahih nesepli ayrımı yapıyorsun diyor. Oysa kimin sperminden olduğu belli bu diyor. Dolayısıyla bu ayrımı kesinlikle kabul etmem diyor. İnşallah iyi özetlemişimdir. Hocamın kitabında harika anlatılmıştır. Bayo'nun enteresan bir şeyi var. Burada da aynı şekilde bir karar verilmiş. Aykırılık oluşturmayacağı yönünde. Burada da bir aile birleşimi var. Danimarka vatandaşı Bayo. Aynı Aslen Togolu. Karısı da Ganalı. Karısını almak istiyor. Diyorlar ki 28 yıl kalacaksın Danimarka'da. Bayo da diyor ki doğum yoluyla Danimarka vatandaşı olsaydım hemen alıyordum. Aykırılık vardır diyerek dava açıyor. Fakat 8 ve 14'e aykırılık söz konusu değildir diyor. Biraz mahkeme Danimarka'yı korur o arada. Bildiğim hocam daha iyi şey yapar ama kuzey ülkeleri birazcık torpillidir. Bitti mi hocam? Hocam ben şöyle hesaplamışım onun için. Kusura bakmayın.
Menenson davasında da bir taşıma taşıyıcı anne söz konusu. Babanın bir taşıyıcı anne sonucunda çocuğu oluyor. AYM burada Fransa, bu arada Fransa'da doğum yoluyla vatandaş olmasını istiyor fakat Fransa bunu reddediyor. Fransa diyor ki benim ülkemde taşıyıcı annelik kurumu yasak, onun için Fransız vatandaşı doğum yolu olamaz diyor. Menenson davasında da aile hayatı söz konusunda bir sıkıntı yok ama özel hayatı konusunda haksızlık yapmıştır. Çünkü bir kimsenin normalde babası belli olmasına rağmen, çünkü taşıyıcı anne farklı bir yumurta ama baba belli, sperm belli. Dolayısıyla burada baba da belli olmasına rağmen Fransa doğum yoluyla vatandaşlık vermemiştir. Kişinin bu durumu aynen sosyal ilişkilerini etkileyecek şekilde özel hayatına aykırılık olarak kabul etmiştir. Son olarak hemen onu söyleyeceğim. 13 Ocak 2015'te de bir telsik talebi reddi kararı da söz konusu olmuş ama burada ifade özgürlüğü üzerine gidilmiş. Çünkü Rus tabiyetinde özür diliyorum, Rus dilinin Letonya'da şey olmasını istiyor, geçerli olmasını istiyor. Burada ifade özgürlüğü, bu işin ifade özgürlüğü veya da toplantı gösteri üşüğüyle bir alakası yoktur demiş. Bu karar yeni olması bakımından önemli ama Petro Pavlovskis kararsında avukatı tabii niye 10 ve 11'den gitmiş? Bu konuda biraz şüphelerim var. O iyi bir avukat tutamamış. Evet. Umarım, sanıyorum bir 5 dakika süremi açtım. Sizlerden özür diliyorum. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gerçekten çok ilginç örneklerle bizi tanıştıran gayet canlı bir sunuş oldu. Teşekkür ediyorum. Yabancı bazı hukuklar hakkında da bilgi edinmek imkanı bulduk. İlginç olaylar. Aslında hani bizim kanunumuzla da ilgili tartışma konuları çıkartılabilir. Böyle çıkma şartları, çıkma idarenin keyfine bağlanır mı, bağlanmaz mı, iyi mi, kötü mü? Ama kanun olarak çok da geride değilmişiz. En azından kazanma açısından, değil mi? Öyle, Malta'dan iyiyiz, öyle anlaşılıyor. Çok teşekkürler. Mesut Hocam, buyurun söz sizde. Vatansızların statüsünü sizden dinleyelim. Vatansızlık bağlamında bir vatandaşlık hukuku değerlendirmesi alıyoruz. Zevkle dinliyoruz hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle çok değerli Rona Aybay Hocam ve kıymetli eşlerin huzurunda bana tebliğ sunma imkanı verdiğiniz için, bu nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Ben tabii burada öncelikle Sedat Hocam'ın sunuşunu takip etmesi benim işimi biraz kolaylaştırıyor. En azından insan hakları evrensel beyannamesiyle başlayacaktım. O kısımlarda biraz rahatlama oldu. O yüzden biraz daha süreye uyabileceğimi düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre dünya üzerinde yaklaşık 12 milyon kişinin vatansız bulunduğu tahmin edilmektedir. Doktrinde deniz ortasında bayrağı olmadan giden gemiye benzetilmektedir bu kişiler. Ve bu vatansızların durumunu düzeltmek için Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Bilindiği üzere vatansızlığın karşıtı olan vatandaşlık, gerçek kişiyle devlet arasında siyasi ve hukuki bir bağın kurulmasını ifade eder. Bu bağ sayesindedir ki kişi vatandaşı olduğu devletin mevzuatından kaynaklanan hakları kullanırken yine kendisinden beklenen yükümlülükleri yerine getirecektir. Ayrıca kişi milletler arası hukuka aykırı olarak başka devletlerden kendisine karşı girişilen haksız fiil ve uygulamalara karşı tabi olduğu devletin diplomatik himayesinden faydalanabilecektir. Dolayısıyla herhangi bir devletin vatandaşlığını taşımayan vatansızların vatandaşlığa bağlı hakların kullanılması imkanından yoksun kalmaları söz konusu olmaktadır. Unutulmamalıdır ki geçerli ve etkin bir vatandaşlık
hukuki güven ve istikrarı sağlamada bağlayıcı bir unsurdur. Sağladığı işlevler bakımından hayati derecede önemli kişi haklarından bir tanesi olarak karşımızda durmaktadır. Sedat Hocam da belirtti, özellikle vatandaşlık hukukunda uluslararası niteliği bakımından bunun bir insan hakkı niteliğinde mi olduğu, yoksa bu alanın devletlerin mahfuz yetkisi içerisinde bir hükümranlık hakkının cereyan ettiği bir alan mı olduğu konusunda sürekli bir çatışma yaşanmaktadır. Bu çatışma uluslararası hukuk lehine tabii ki bu alanda kabul edilen vatansızlığa ilişkin sözleşmelere taraf olmakla ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemelerin vermiş olduğu içtihatlarla aşılabileceğini düşünüyorum. Vatansızlık terim olarak değişik dillerde farklı şekilde ifade edilmiştir. Almanca'da Heimatlos terimi kullanılmıştır ilk defa. Günümüzde ise resmi metinlerde stateless terimi kullanılmaktadır. Bir tanım vermek gerekirse, vatansız hiçbir devletin vatandaşı olmayan ve herhangi bir devletin kanunlarına göre o devletin vatandaşı sayılamayan kimsedir. Yakın bir zamanda onaylayarak taraf olduğumuz ve Birleşmiş Milletler'in kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla 26 Mart 2015 tarihi itibarıyla Türkiye açısından yürürlüğe giren vatansız kişilerin statüsüne ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 1. maddesinde vatansız kişi tanımlanmıştır. Buna göre vatansız kişi kendi yasalarının işleyişi içinde hiçbir devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan bir kişi olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Hukuk Komisyonu da sözleşmede yer alan bu tanımı uluslararası teamül hukukunun bir parçası olduğu kararına varmıştır. Türkiye açısından baktığımızda 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ilk defa vatansız kişiyi tanımlamıştır. Kanunun tanımlar başlığını taşıyan 3. maddesinde vatansız kişi hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişi olarak tanımlanarak vatansız kişilerin statüsüne ilişkin sözleşmeye paralel bir tanım getirmiş ve vatansız kişinin yabancı olarak kabul edileceğini hüküm altına almıştır. Vatansızlık statüsü için farklı sınıflandırmalar yapılmakla beraber hukuki vatansızlık ve fiili vatansızlık ayrımı üzerinde durmak gerekir. De jure vatansızlık olarak ifade edilen gerçek anlamda vatansızlık halinde kişinin doğum anında veya doğumdan sonra gerçekleşen bir nedenden dolayı hiçbir devletin vatandaşı olmamasını ifade etmektedir. Fiili vatansızlıkta ise aslında kişi bir devletin vatandaşlığını taşımaktadır. Ancak siyasi nedenlerle ya vatandaşı olduğu devlet ona diplomatik himaye sağlamamaktadır ya da kişi vatandaşı olduğu devletten koruma talep etmemektedir. Tebliğimizin içeri bakımından üzerinde duracağımız vatansızlık türünün de jure vatansızlık olduğunu, fiili vatansızlık hallerinin yabancılar ve mülteci hukuku çerçevesinde uluslararası koruma statüsüne bağlı olarak bulunduğu ülkede ayrıca kendisine bahşedilen hukuki korumadan istifade edebileceğini söylememiz mümkündür. Bu bağlamda vatansızlığı ortaya çıkaran nedenler üzerinde de durmak gerekir. Vatansızlık statüsü öncelikle ülkelerin vatandaşlık kanunları arasındaki çatışmadan doğabilmektedir. Örneğin doğum yeri esasını mutlak olarak kabul eden bir devletin vatandaşı olan ana ve babaya ait çocuğun soy bağı esasını mutlak olarak kabul eden bir devletin ülkesinde doğması halinde vatandaşlık kanunlarının menfi olarak çatışmasından dolayı çocuk doğum anında vatansız kalabilecektir. Doğumla birlikte vatansızlığın ortaya çıkması yanında doğumdan sonra da vatansızlık halleri ortaya çıkabilmektedir. Vatandaşlıktan çıkma, vatandaşlığın seçme hakkı yoluyla vatandaşlıktan ayrılma gibi
vatandaşlığın iradi kaybı halleriyle vatandaşlığı alınmanın iptali, kaybettirme, çıkarma gibi irade dışı kayıp hallerinde eğer kişinin çifte veya çok vatandaşlığı yoksa vatansız kalmaları söz konusu olabilmektedir. Yine siyasi nedenlere bağlı olarak toplu halde vatandaşlıktan çıkarma örneklerinde vatansızlığa ilişkin durum daha vahim bir hal almaktadır. Kitlelere ulaştığı için. Doğumdan sonra ortaya çıkan ve vatansızlığa yol açabilen diğer nedenlere örnek olarak savaş, çatışma ve siyasi çekişmeler neticesinde yaşanan arazi terk ve ilhakı, devletlerin dağılması veya devletlerin birleşmesi örnekleri de verilebilir. Vatansız kişilerin hukuki durumu denildiğinde bu statüde bulunan kişilerin yararlanabildikleri ve yararlanamadıkları haklar ifade edilmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin çoğunda vatansız kişilerin yabancı kategorisi içerisinde askeri düzeyde de olsa en temel insan haklarından faydalanmaları mümkün olabilmektedir. Ancak başta Afrika ülkeleri olmak üzere geri kalmış pek çok ülke için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Üstelik temel insan haklarını sahip olduğu kabul edilen ülkelerde bile vatansız kişilerin haklarının uygulama sırasında ihlal edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerin engellenmesi, çalışma hakkından yoksun bırakılmaları bu konuda en çok rapor edilen ve çözüm bekleyen sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. Tebliğimizin başında da belirttiğimiz üzere Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde vatansızların durumunu düzeltmek için uluslararası düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Vatansızlar hakkında düzenlenen ve yürürlüğe giren iki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bu alanda yapılan en önemli çalışmalar olarak sayılabilir. Bu sözleşmeler vatansız kişilerin statüsüne ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile vatansızlığın azaltılmasına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'dir. Bu sözleşmelerden ilkine daha önce de söylemiş olduğum gibi Türkiye taraftır ve Türkiye için yürürlükte olan bir sözleşmedir. Diğer vatansızlığın azaltılmasına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ise Türkiye açısından henüz onaylanmamıştır ama onaylanma sürecindedir. Tabii seçimlerden sonra oluşacak parlamentoda gündeme gelirse bu sözleşmenin onaylanmasına ilişkin süreç tamamlanması söz konusu olabilecektir. Bu iki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin yanında Milletler Arası Kişi Halleri Komisyonu öncülüğünde hazırlanan vatansızlık hallerinin sayısının azaltılmasına dair sözleşmeden de bahsetmemiz gerekir. Bu sözleşmeye Türkiye taraftır. Ancak bu sözleşmenin içeriği ve uygulama alanı ve sözleşmeye taraf olan ülkelerin sadece 5 ülkeden oluşması bu sözleşmenin tek başına vatansızlığın azaltılması yönünde çok katkı sunamadığını göstermektedir. Keza sözleşmenin uygulama alanı sözleşmenin akit devletlerin ülkesinde yürürlüğe girmesinden sonra doğan ve yürürlüğe girdiği tarihte küçük olan çocuklarla sınırlı olması sadece doğum anında çocukların vatansız kalmasının önüne geçilmesi amacına yöneldiğini göstermektedir. Bu bağlamda akit devlet vatandaşı olan bir kadının çocuğu vatansız kalacak ise doğumla annesinin vatandaşlığının kazanması kararlaştırılmıştır. Sözleşme sadece doğum anında ortaya çıkan vatansızlığı konu edinmesi ve sözleşmeye çok az ülkenin taraf olması tek başına vatansızlığın azaltılması yönünde bir katkı sağlayamadığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda tabii ki Birleşmiş Milletler sözleşmeleri daha ön plana çıkmaktadır. Öncelikle Türkiye'nin taraf olduğu ve Türkiye açısından yürürlüğe giren vatansız kişilerin statüsüne ilişkin sözleşme, vatansız kişilere istikrarlı, güvenli bir yaşam sürmeleri için gerekli olan hakların hemen hemen tümünü sağlamaktadır.
Vatansız kişilerin statüsüne ilişkin sözleşme içerik itibarıyla 1951 tarihli mültecilerin statüsüne ilişkin sözleşmeye paralellik arz etmektedir. Hemen hemen pek çok maddesi vatansızlığın mahiyetinden kaynaklanan hususlar dışında aynıdır. Burada da bu sözleşmeyle vatansızlara da mültecilerde olduğu gibi bulundukları ülkede pek çok haktan faydalanma imkanı getirilmektedir. Bu haklar nelerdir? Mülk edinme hakkı, dernek hakkı, inanç özgürlüğü, mahkemeye başvurma, çalışma hakkı, eğitim hakkı, konut edinme hakkı, sosyal yardım ve güvenlik hakkı gibi haklar karşımıza çıkmaktadır. Bu sözleşmeyle bazı hallerde vatansızlarla o ülkede yaşayan devletin vatandaşları arasında eşit muamele olacağı, bazı hallerde de yine o ülkede bulunan yabancılarla eşit muameleye tutulacağı, vatansızların eşit muameleye tutulacağı benimsenmiştir. Daha önce söylemiş olduğum gibi sözleşmenin birinci maddesinde vatansız kişinin tanımı yapılmıştır. Yine birinci maddesinde vatansızlık statüsü kazanamayacak olan kişiler düzenlenmiştir. Burada Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği dışındaki Birleşmiş Milletler kurum ve kuruluşlarından koruma ya da yardım alan veya ikamet etmekte oldukları ülkenin yetkili mercilerince o ülkenin vatandaşı olmaya bağlı olan hak ve yükümlülüklere sahip olan kişiler vatansız kişilerin vatansız kişi olarak değerlendirilmeyecektir ve bu sözleşmenin kapsamı dışında tutulacaktır. Sözleşmenin ikinci maddesinde her vatansız kişinin bulunduğu ülkenin yasaları ve düzenlemeleriyle kamu düzeni sürdürülmesi için alınan önlemlere uyma sorumluluklarının olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine üçüncü maddede sözleşme hükümlerinin vatansız kişilere ırk, din ya da menşe ülkeye bağlı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrımcılık yasağı düzenlenmektedir. Yine sözleşmenin yedinci maddesinin birinci fıkrası vatansız kişilerin yararlanabileceği temel koruma düzeyini belirlemektedir. Ve sözleşmede daha uygun bir muamele öngörüldüğü durumlar hariç taraf devletlerin vatansız kişilere yabancılarda genelde gösterilen muamelenin aynısının uygulanacağı temel koruma düzeyi olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin 12. maddesinde vatansız kişilerin kişisel statüsü olarak daimi ikametgahların ait olduğu ülkenin kanununa, eğer ikametgahları yoksa oturduğu ülkenin kanununa göre olacağı düzenlenmiştir. Bu mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin hatta aynı maddeye tekabül ediyor. Düzenlemeyle aynıdır. Biliyorsunuz milletler arası özel hukuk ve usul hukuk hakkındaki kanun 4. maddesinde de uygulanacak hukukun vatandaşlık esasına göre belirlendiği hallerde vatansızların ve mültecilerin mültecilere uygulanacak hukuk konusunda kabul edilen hüküm sözleşmede yer alan hükümle paralellik arz etmektedir. Bu sözleşmeyle vatansız kişilerin seyahat özgürlüğüne sahip oldukları teminat altına alınmış. 26. madde uyarınca sözleşmeci devletler ülkelerinde yasal olarak ikamet eden vatansız kişilere aynı koşullarda yabancılara uygulanan düzenlemelere tabi olarak ikamet, yerlerini seçme ve ülke içinde serbestçe seyahat etme hakkı tanımak zorunda tutulmuşlardır. Yine 27. maddesinde vatansız kişiler için bir seyahat belgesinin düzenlenmesi, verilmesi gerektiği ve bunun için de öncelikle her vatansız kişiye bir kimlik belgesi çıkartılması üzerinde durulmuştur. Yine bu sözleşme bağlamında üzerinde duracağımız husus vatansız kişilerin sınır dışı edilmemeleri kural olarak hüküm altına alınmış. Ancak 31. maddede belirtildiği üzere ulusal güvenlik veya kamu düzeniyle ilgili nedenlere bağlı olarak sınır dışı edilmelerin mümkün olabileceği de hüküm altına alınmıştır. Çok ayrıntıya girmemekle beraber vatansız kişilerin de
mülteciler ve uluslararası koruma statüsünde olanlar gibi geri gönderme yasağı ilkesinden faydalanabilecekleri kabul edilmektedir. Sözleşmenin yine en önemli maddelerinden birisi olan 32. maddeye göre akit devletler vatansız kişileri özümlemeyi ve vatandaşlığı almayı mümkün olduğu ölçüde kolaylaştırmaları öngörülmektedir. Bu hükümle vatansızlığın mümkün olduğunca önlenmesi ve kişilere bir vatandaşlık verilmesi amaçlanmaktadır. Hemen kısaca vatansızlığın azaltılmasına dair sözleşmeye de değinmek isterim. Bu sözleşmeyle ortaya çıkabilecek her türlü vatansızlık halinin ortadan kaldırılması ve kişilere bir vatandaşlık verilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda doğum anında olmak kaydıyla beraber doğumdan sonra evlenme veya boşanma sonucu ortaya çıkan vatansızlık durumlarının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Sözleşmenin 7. maddesinde iradeye bağlı olarak vatandaşlığın kaybı hallerine yönelik vatandaşlıktan ayrılmak için izin alan kişilerin başka bir vatandaşlığa sahip oluncaya kadar bu iznin vatandaşlıklarının sona erdirilmesi ile sonuçlanamayacağı hususu vurgulanmıştır. Yine sözleşmenin 8. maddesiyle kural olarak her akit devletin hiç kimseyi vatansız duruma düşürecek biçimde vatandaşlıktan çıkaramayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak bu 8. maddenin diğer fıkralarında bu vatandaşlık konusunda devletlerin hükümranlık yetkisine bağlı olarak yine belli nedenlere yönelik olmak kaydıyla akit devletlerin çekince getirebilecekleri kabul edilmektedir. Hangi konularda olmaktadır? Bizde kaybettirmeye karşılık gelen nedenler bağlamında isterse akit devletler bu konuda çekince getirebilecektir. Sözleşmede ifade edildiği üzere akit devletin açıkça belirtilen bir yasağa karşı gelerek bir diğer devlete hizmet vermiş veya hizmet vermeye devam etmek veya bir başka devletten hizmet karşılığı parasal çıkar sağlamış ya da sağlamaya devam ediyorsa ya da devletin yaşamsal önemindeki çıkarlarına ciddi olarak zarar verici bir biçimde hareket ediyorsa kişi başka bir devlete karşı bir bağlılık yemini etmişse ya da resmi bir beyanda bulunmuşsa ya da sözleşmeci devlete bağlılığını inkar ettiği kanıtlarla saptanması halinde kişinin vatandaşlıktan ayrılması durumunda bunun vatansızlıkla sonuçlanabileceği hususu ortaya çıkabilecektir. Eğer akit devlet bu konularda çekince getirirse, tabi Türkiye onaylama sürecinde en çok merak edilen 8. madde kapsamında Türkiye'nin sözünü ettiğimiz bu hususlarda çekince getirip getirmeyeceği hususudur. Bu bağlamda sözleşmenin 6. maddesine de değinmek gerekir. 6. maddeye göre bir akit devletin hukuku, kişinin vatandaşlık hakkının sona ermesi ya da elinden alınması durumunda kişinin eşi ya da çocuklarının vatandaşlıklarının sona erdirilmesini içeriyorsa, bu sona erdirilme başka bir vatandaşlığa sahip olunması ya da başka bir vatandaşlığın elde edilmesi şartına bağlı olacağı düzenlenmiştir. Burada tabii bizim 5901 sayılı vatandaşlık kanununun özellikle 32. maddesindeki Türk vatandaşlığı alınmanın iptal edilmesinde kişiye bağlı olarak Türk vatandaşlığı alınan eş ve çocukların durumu değinmek gerekir. Bu durumda ya anayasanın, eğer sözleşmeye taraf olursak, anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası uyarınca bir temel hak ve hürriyet olarak vatandaşlık hakkı görüleceğinden bu sözleşmeye üstünlük tanınacaktır. Ya da ilgili 5901 sayılı vatandaşlık kanunu ilgili hükmünde bir değişiklik yapılması söz konusu olabilecektir.
Sanırım süremi tamamladım. Yine sorular olursa diğer hususlara cevap vermek isterim. Teşekkür ederim hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten vatansızlığın önlenmesi sözleşmesiyle ilgili tahliller olsun. Vatansızların hukuki statüsü hakkında sözleşmeyle ilgili bilgiler olsun ki artık iç hukukumuzun parçası. Bu gerçekten yararlı olmuştur bizim için. Arayı 10 dakikayla tutacağım. Nimet Hoca'ya geçmeden önce onu söyleyeyim. 15 dakika olmayacak. Uyarayım. Nimet Hocamız, Nimet kardeşim aramıza döndü. Çok şükür. Kendisini, konuşmasını tamamlamak üzere sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir tansiyon molası vermek suretiyle kaldığım yerden devam edeceğim. Şu. Şöyle mi? Şuradan da basacağım. Şuradan. Evet. 5901 sayılı vatandaşlık kanununun besmelesi olarak adlandırdığım benim milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmemek şartı yönetmelikte şöyle düzenlenmiş. İlgili kurumlarca yapılan araştırma sonucunda anayasa ile ilgili anayasa ile kurulu devlet düzenini yıkma yolunda faaliyette bulunduğu, bu faaliyetlerde bulunanlarla işbirliği yaptığı veya bunları maddi olarak desteklediği, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı yurt içinde ve yurt dışında terörlü mücadele kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili faaliyetlerde bulunduğu, isyan, casusluk ve vatana ihanet suçlarına katıldığı, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı ve bunlarla ilişki içerisinde bulunduğu tespit edilenlerle taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş, zaman aşımına uğramış, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa dahi 6 aydan fazla hapis cezası alanlar Türk vatandaşlığını kazanamaz deniliyor bu hükümde. Fakat yönetmeliğin diğer hükümlerinde genel yolla Türk vatandaşlığının kazanılması, ayrıksı yolla, evlenme yoluyla, evlat edinme veya Türk vatandaşlığının yeniden kazanılmasında farklı hükümler öngördüğünü görüyoruz. Örneğin 16. maddenin 2. fıkrasının şeye bendinde herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden. Bunların ben ceza hukuku yönünden tartışmasına girmiyorum. Henüz çünkü yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişilerin başvurusu kabul edilmez deniliyor. Bu husus yazılı olarak kendisine bildirildi. Burada suçun niteliği bakımından herhangi bir ayrım yapılmamış. Hani bu bir trafik cezası da olabilir, tecavüz de olabilir, adam öldürmeye ilişkin de olabilir. Yönetmeliğin 26. maddesine bendinde ise herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onun onaylı bir örneği diyor. Bunlar niye önemli? Bunlar gösterilmezse çünkü başvurusu kabul edilmeyecek. Türk vatandaşlığı başvurusu. İkinci benim özel olarak üzerinde durmak istediğim yönetmeliğin evlenmeye ilişkin koşullara ek bir koşul getirmiş olduğu. Neden? Çünkü yönetmelikte hem vatandaşlık başvurularını inceleme komisyonu, yurt dışında yapılan başvurularda konsoloslar bakımından yapılacak incelemede evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığının tespiti için mülakata tabi tutulur deniliyor. Peki kanun bunu arıyor mu? Hayır, kanun bunu aramıyor. İşte evlilik en az 3 yıldır devam etsin, evlilik devam ediyor olsun, evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunulmasın ve kanunun besmelesini çekmiş olsun. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil etmeme. Ama gerçek bir evlilik olduğunu, olup olmadığının araştırılmasını kanun
hiç söz etmiyor bize. Oysa yönetmelikte böyle iki ayrı hüküm var. Güvenlik birimlerince deniliyor evliliğin Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılıp yapılmadığı için. Bir başka önemli husus butlan sebeplerinde iyi niyet. Yönetmeliğin 31. maddesinde evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişi evliliğin butlanına karar verilmesi halinde Türk vatandaşlığını kaybeder deniliyor. Bu bizim eski kanunumuzda da yer alan bir hükümdü. Hani eskilerin deyimiyle mefhumu muhalifinden ya da aksiyle kanıta o halde iyi niyetli değilse Türk vatandaşlığını muhafaza edemeyeceği sonucu çıkarılıyordu. Hani kötü niyetli olanların Türk vatandaşlığını kaybedeceğine ilişkin TVK'da bir hüküm var mı? Hayır, TVK'da bir hüküm yok. Evlenmeyle Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetliyseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Peki kötü niyetliyse, yani evlenmenin butlanına ilişkin hükümleri biliyor ya da bilebilecek durumda ise bu durumda Türk vatandaşlığına alınma kararının iptali yoluna gidilmesi gerekir. Neden? Çünkü yalan beyan ya da önemli hususları gizleme diyordu. Hatırlayacaksınız Türk vatandaşlığına alınma kararının iptalinde. Bu husus öğretide, hadi kötü niyetli iseler vatandaşlığa alınma kararının iptali yoluna gidilmesi gerekir. Türk vatandaşlığını kaybetmemesi gerekir. Belki bu inceleme sonucunda onun için bir umut doğacaktır. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz çok teşekkür ediyoruz. Aramıza dönmemize, değerli sunuşunuzu tamamlamanıza çok mutlu olduk. Gayet güzel noktaların yakalandığı bir sunuş oldu. Tartışma bölümünde de zannediyorum bazı hususlar yeniden değerlendirilecektir. Şimdi süremize 15 dakika geçmiş bulunuyoruz. Arayı 10 dakikayla kısarsak hocamıza uçağını kaçırtmama gibi bir sorumluluğumuz var. O yüzden herhalde kapanış konuşmalarını kısa tutacağız. Bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Aradan sonra değerli Bilge Tanrıbilir hocamızı dinleyeceğiz. 10 dakika sonra görüşmek üzere.